Efendim merhabalar. Evvel zaman içinde ile karşınızdayız. Evvel zaman içinde de bu hafta tarihimizde yaşanan depremleri masaya yatıracağız. Anadolu'da gerçekleşen depremler, büyük depremler, İstanbul'da fetih öncesinde yaşanan depremler, fetih sonrasında gerçekleşen sarsıntılar ve depremlerde hayatını kaybedenleri anacağız. Bilençoları masaya yatıracağız. Mimar Sinan Gerçeği de yine konuşacağız. Osmanlı döneminde Mimar Sinan'ın özellikle yapmış olduğu, inşa etmiş olduğu binalarda deprem yaşansa dahi herhangi bir sorun çıkmadığını görüyoruz. Bunu neye bağlıyoruz? Özellikle onun çalışma stilimi yoksa başka bir şey mi burada önemli? Her şeye bu anlamda cevaplar arayacağız. Çok değerli, çok kıymetli bir konuğumuz var. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Süleyman Kızıltoprak bizlerle hocam hoş geldiniz hoş bulduk sizi burada görmek bizi çok mutlu ediyor ben de çok mutluyum sizin gibi çok keyifli tarih programları yapan değerli bir arkadaşımın programına konuk olmak beni de çok onurlandırıyor tarihi sevdirmek tarihin güzelliklerini yeni nesle göstermek tarihi bilmenin önemini göstermek sizin programınız sayesinde daha yaygınlaşıyor, bizim mesleğimizde kıymet buluyor. Çok teşekkür ediyorum Eksik bu yayınlara hocam. davet ettiğiniz bu için. Bu güzel sözcükleriniz için ayrıca teşekkür ederim. Sağolunuz çok önemli bir konu. İlminizden her anlamda istifade ediyoruz. Çalışmalarınızı takip ediyoruz. Bu alanda da önemli çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz ki geçtiğimiz yıllarda da aslında sizlerle birlikte Anadolu'da depremler adlı bir program yapmıştık ve bunu birazcık da genişletelim mi diye size sorduğumda sağ olun, teveccüh gösterdiniz programa icabet ettiniz. Bu yüzden de tekrar sevgili izleyenlerin huzurunda da teşekkür ediyorum. İsterseniz Anadolu'da yaşanan depremleri konuşmaya başlamadan önce bir deprem ne demek onu anlayalım. Ve dünyada da geçmişten bu yana birçok önemli deprem yaşandı değil mi? Evet. Depremler dünya kurulduğundan beri insanoğlunun maruz kaldığı doğal afetler içinde en korku verici olanıdır. Böyle bir tanımlama yapsak doğrudur diye düşünüyorum çünkü diğer doğal afetlerle karşılaştırdığımızda, örneğin sel, yangınlar, e, heyelan, heyelan, e, yıldırım düşmesi burada sınırlı sayıda insan e, depreme göre karşılaştırdığımızda olumsuz etkileniyor. E, örneğin bir yıldırım düştüğünde. Birkaç kişi hayatını kaybetme riskiyle karşı karşıya ama bir deprem olduğunda deprem insanoğlunu gece uykusunun derinliğinde yakalayabiliyor. Bir dakika, iki dakika süren çok yoğun bir şiddetle yüz binlerce insanın ölümüne neden olan bir etki oluşturuyor. Selde, yangın gibi afetlerde insanoğlu zamana yayıldığı için bu afetler kendi önlemlerini alabiliyor, kaçabiliyor, uzaklaşabiliyor. Sınırlı sayıda insan etkileniyor ama tarihte baktığımız bazı depremlerde milyon rakamına yakın insanlar hayatını kaybediyor. Yer yarılıp içine girdi insanlar diyor tarihçiler bazı kayıtlarda. Adeta böyle büyük bir korku salan ve netice olarak da elem veren çoğu sayıda insanın hayatını kaybetmesine yol açan, yine çok sayıda insanı yetim bırakan, sevdiklerinden uzakta tutan ve yine yaralanmasına neden olan çok etkili bir doğal afet deprem. Bu bakımdan diğer doğal afetlerle karşılaştırdığımızda en korku verici olanı, en fazla dikkat edilmesi gerekeni diye ifade etmek doğru olsa gerek diyorum. Yeryüzü her gün irili ufaklı sarsıntılar geçiriyor. Bu sarsıntıları bazen insanoğlu hissediyor, bazılarını hissetmiyor. Hissettiklerine, çok sayıda hissettiklerine ve etki yaratanlara bazen de küçük kıyamet adı veriyor. Çünkü öyle bir sonuç doğuruyor ki biraz önce ifade ettiğim gibi milyona varan insanı Etkiliyor. Ee, örneğin bizim son 6 Şubat 2023'te maruz kaldığımız depremden 14 milyon insanımız etkilendi. Çok sayıda insanımız hayattan koptu. Çok sayıda insanımız e, sevdiklerini e, toprağa vermek durumunda kaldı. Bu bakımdan Halesi. depremler üzerine yapılan her program milletimizin bilinçlenmesi, halkımızın bilinçlenmesi noktasında çok önemli. Bu bakımdan sizin de bu programa davet etmeniz e, halkımızın aydınlanmasına katkı vermek açısından bizim de bir e, görev yapmamıza imkan verdiğiniz için e, teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam bu vesileyle hem Gölcük depreminde hem de 6 Şubat evet. depreminde hayatını kaybedenleri rahmetle analım. Evet, bütün, Allah'tan rahmet Evet, dilerim. bütün depremde kaybettiğimiz yurttaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Geride kalanlarına. Sağlık, afiyet, esenlik diliyoruz. Dünya çapında ve insanlık tarihinde kayıtlara geçen en etkili depremler hangisi dersek kayıtlara geçenler bakımından 1556'da Çin'de Kuzey Çin'de Sanski eyaletinde meydana gelen depremi ifade etmek mümkün. Bu depremde kimi kayıtlara göre 1 milyona yakın insan ama en azından 850 bin insan Hayatını kaybediyor. Çok ciddi bir rakam. Çok ciddi bir rakam ve buradaki olaya tanık olanların kayıtlarına göre insanlar dağların altında kaldılar, tepelerin altında kaldılar, yer yarıldı, içine girdiler, ee, insanlar ailece köy, mahalle böylelikle e, yok oldu diye kayıtlar var. Yine bundan sonra 1731'de Çin'in başkenti Pekin'de çok sayıda insanın vefat etmesine yol açan 300 bine bazı rakamlara göre 100 bine yakın bir insanın kaybettildiği bir deprem yine tarihi kayıtlarda var. 1737'de yine Hindistan'da Kalküta eyaletinde 300 bine yakın insan depremden. ...hayatını kaybetti. 16. Bunu, ve 17. yüzyıllarda... ...Uzak Doğu'da olmuş bayağı evet. Şimdi oranda. Himalaya'lardan Akdeniz'e kadar... ...uzanan bir deprem kuşağı var. Bu Aslında bu kuşakta... ...Türk-İslam coğrafyası da... ...bu kuşak içinde... ...bizim soydaşlarımız... ...ve dindaşlarımız... ...bu depremden en fazla etkilenen... ...kuşakta yaşıyor. Bütün Çin... Hint, Hint kıtası, bütün yarımadalar adeta depremle e, depreme maruz kalıyor. İtalya yarımadası, İspanya, Portekiz, Kaliforniya e, Amerika kıtasında buralarda da çok büyük depremler meydana geliyor tarih boyunca. E, 1755'te e, Portekiz'de Lisbon kentinde meydana gelen deprem aslında deprem konusundaki bugün bütün bilimsel çalışmaların ortaya çıkmasına, depreme bakışın rasyonel bir zemine oturmasına, küresel çapta tabii ki çok etkili oluyor. Aslında İslam düşünürleri depremin nedeninin ne olduğunu kayıtlarda belirtmişler. Biraz önce ifade ettiğim gibi Akdeniz'den Himalaya kadar uzanan bu kuşak, Türk ve İslam coğrafyası burada mesela El Biruni çok büyük bir bilim adamı depremin nedeninin Tanrı'nın gazabı değil insanların kötülüklerinden dolayı hüdanın onları cezalandırması değil bir yer hareketi olduğunu ifade ediyor ve deprem beklentisinin yeri dinleyerek insanları korumak önlem almak noktasında bir çaba sarf edilmesi ve karıncalara bakın diyor, sürüngenlere bakın. Onlar yer hareketine en önce hissederler ve onlar olağanüstü bir hareketlilik gösteriyorsa yerin derinliklerinden bir takım sinyaller alıyorlar demek ve siz de önleminizi alın diyor. Ve buna bağlı işte bir, bir takım ölçümler, tahminler vesaire ortaya koyuyor. El Biruni Gazneli Mahmudun Sarayı'nda görev yapmış büyük bir bilim adamı yine bir Türkistan coğrafyasında Mavera Nehir ülkesinde El Memun Akademisi'nin kuruluşunda bulunmuş çok değerli bir bilim adamı. Yani binli yıllar 11. yüzyılın hemen başlarında bu değerli bilim adamının depreme yönelik bilgilerini, yorumlarını çıkarımlarını seyircilerimizle paylaşmamız mümkün. Yine ifade ettiğim gibi onun dışında çok sayıda Türk ve Müslüman bilim adamı deprem konusunda e, rasyonel düşünceler ifade etmişler. Bunlar e, rasyonel olanlar ama olmayanlar da var. E, olmayanlar mi? da var. Roma tabii döneminde ki. dahi çünkü e, e, hani biz bir kötülük yapıyoruz ki Tanrı bize bu musibetleri tabii. yaşatıyor tarzında halkın böyle düşüncelerinin olduğunu da görüyoruz. Evet. evet. E, bu tabii ki 1755 depremi Emanuel Kant'ın da e, 1755 depremi sonrası deprem hakkında 3 makalesi var ve Aydınlanma çağının büyük filozofu o yıllarda 32 yaşında 32 yaşındayken depreme ve bilimsel gelişmelere doğal hadiselere yepyeni bir gözlükle bakıyor ve o 1755 depremi şu bakımdan çok önemli Lisbon ve Portekiz koyu Katolik ve bunlar katolisizm ve Tanrıyla ilişkiler konusunda bir takım görüşlere sahipler. İyi Hristiyan olursanız Tanrı size iyilik verecektir, gazabından uzak tutacaktır gibi bir yaklaşım var. İşte 1755'te Azizler Günü'nde bir pazar ayininde çok kutsal bir günde deprem hadisesi oluyor. Çok sayıda kilise ve çok sayıda ruhban sınıfı bu hadiseden olumsuz etkileniyor, hayatını kaybediyor. Daha sonra da kral onları kendi sarayına davet ediyor, Lisbon deniz kenarında ve o sırada da tsunami alıyor. Bütün depremden bir şekilde sağ kurtulan din adamlarını da o moral toplantısında hayattan kurt alıp götürüyor. Başka bir doğal afet. Evet, başka bir doğal afet. E, tabii ki bütün depremler, e, özellikle deniz kıyısındaki bölgelerde, işte Antakya, İskenderun, e, İstanbul gibi e, şehirlerin depreme maruz kalan şehirlerde depremden bir müddet sonra e, suların çekilmesi ya da tsunami e, tehlikesi söz konusu oluyor. 1509'da İstanbul'da da oluyor bu. 1755'te e, Lisbon kentinde de oluyor. Ve o tabii ki hem Avrupa e, entelektüel camiasında hem de e, Hristiyan camiada yeniden e, düşünmeye, depreme e, rasyonel çözümler ve rasyonel e, analizler yapmaya sevk ediyor. Aslında bugün e, bizim bütün dünyanın depreme yönelik e, hazırlıkları, depreme yönelik düşünceleri e, 1755 depremi bir milat oluşturuyor diyebiliriz. E, o bizim açımızdan da çok önemli. 1766'da e, İstanbul depremi oluyor. 3. Mustafa zamanında İstanbul neredeyse baştan başa yıkılıyor. E, surlarda büyük e, yıkımlar oluyor. E, Fatih Camii yıkılıyor. E, Beyazıt Cami, kubbede büyük problemler oluyor. İstanbul'daki peki Osmanlı dönemindeki ilk deprem o dönemde mi oluyor? Daha öncesi de var. Tabii 1509'da var Tabii ki çok e, e, yerinde bir tespit Buradan İstanbul'daki depremlere yaptığımız... gidebiliriz değil mi? Konuşabiliriz. E, evet, Lisbon'dan hemen evet. oraya geçtik. E, e, tabii İstanbul depremleri 1509'da çok büyük bir deprem oluyor. E, Mimar Sinan o sırada Enderun'da bir... E, Yeniçeri devşirme enderunda bir öğrenci ama İstanbul depremini 1509 depremini iyi gözlemliyor ve o sırada Ayasofya'da bir takım problemler oluyor ama büyük problemler yaşanmıyor. İşte Mimar Sinan o sırada kendi kendine söz veriyor işte ben öyle binalar yapacağım ki benim aziz milletim bu binalardan e, korunacak, sığınmak için o binalara gidecekler ve benim binalarım depremde olsa yıkılmayacak ve bu millete ölümsüz şaheserler e, bahşedeceğim e, diye bir ilham geliyor içine. Ve ondan sonra İstanbul'da meydana gelen depremlerde e, Ayasofya, ...yine 1550'lerde başka bir deprem oluyor... ...1579'da Ayasofya'yı tamir ediyor Mimar Sinan... ...ve ona diyor ki... E, ...duvarlarına e, payandalar yapıyor... E, ...minareler ekliyor... ...ve bütün statik problemlerini çözüyor... ...ve diyor ki... ...ben Ayasofya'nın eline bir baston verdim... ...kıyamete kadar yaşayacak diyor... ...hakikaten hem Ayasofya hem Mimar Sinan'ın yaptığı e, Süleymaniye, e, İstanbul'da yaptığı diğer camiler e, ve Selimiye e, karşılaştıkları büyük depremlerde e, yıkılma derecesine varan ağır hasarlar almıyor. E, yine 1766 depreminde e, birçok İstanbul'daki tarihi eser yıkılmışken Mimar Sinan'ın eserlerinde yıkılmış. E, Küçük küçük hasarlar. Küçük hasarlar evet çok doğru buyurdunuz. Bir dakikadan fazla sürüyor bir de o deprem evet, yani ona evet, rağmen evet. küçük hasarlar. Evet ona rağmen çok küçük hasarlar kayda değer olmayan hasarlarla karşılaşıyor. Ve bu da Mimar Sinan'ın büyüklüğünü ortaya koyuyor. Bütün bunlardan şuraya gelmek istiyorum. 1755'te Kant'ın dediği şu depremler. Tanrının gazabı değildir. Tanrının gazabı diye ifade edenler Tanrının dalga kovukluğuna soyunan akıldan uzak kişilerdir. Tanrının niyetini kimse bilemez. Tanrı insanları sınamak ya da insanları günahlarından dolayı bu dünyada mı cezalandıracak, öbür dünyada mı cezalandıracak Tanrı adına buna Kimse karar veremez. Siz bu şekilde ifade ederek Tanrı'ya bir görev veriyorsunuz. Bu akılanmaz bir durum diyor ve hakikaten bu açılım hem kilise camiasında hem de aydınlar arasında kabul görüyor. Bu aslında bu tür yaklaşım, Biruni'nin yaklaşımı. Biruni de diyor ki deprem olduğunda yeri dinleyin. Sağlam binalar yapın. Kant'tan çok daha önce demişti tabii, değil tabii, mi? Tabii tabii Kant'tan önce yani e, 7 asır önce en azından. 700 yıl önce. Tabii tabii. Dolayısıyla e, bu, bu e, gerçeklere dikkat etmemiz lazım. Bugün tabii ki e, bugünkü programımızda halkımızı bilinçlendirmek, e, tarihte olan depremlerden bir takım dersler e, çıkarmak e, maksadımız var. E, başka düşünceler ifade edenler var mıdır? vardır ama bizim daha çok referans alacağımız bu düşüncelerdir diye düşünüyorum. Kant dediği gibi deprem değil çürük binalar öldürür. Aslında bunu İbn Sina'da da görüyoruz. İbn Sina diyor ki gözün hizasında binalar yapın, ağaçlardan büyük binalar yapmayın ve yaşanabilir. E, insanoğlunu içinde ferah e, ve saadet içinde yaşayabileceği e, binalarda yaşayın. E, bu, bu kültürü yerleştirmek gerekiyor. 1509 depreminde Osmanlı devlet adamlarının aslında yerleştirdiği yaklaşım da bu. Önemli binaları, kamu binalarını, ibadethane binalarını taştan yapmak, konutları ahşaptan ahşap ağırlıklı yapmak. Neden bu? Çünkü ahşap ağırlıklı binadan kaçıp kurtulmak deprem esnasında daha kolay. Eh, ahşabı en fazla 3 kat yapabilirsiniz. 4 kat yapabilirsiniz ama taş binaları 4 kat falan yaptığınızda onun altında kalmak ağırlığın altında. ağırlığın altında kalmak daha ölümcül olur. Bu 1509 depreminden Osmanlı devletinin Devlet adamlarının çıkarımları sonucu İstanbul'da ev yapım tekniği olarak ahşap malzeme ağırlıklı kullanılmaya başlamış. O yüzden 1766 depremi çok sayıda bina yıkılmasına rağmen ona paralel vefat sayısı olmamış. Başka o devirde meydana gelen depremlerle karşılaştırdılar. Ders çıkarmışlar. Ders çıkarmışlar. 1590'da depremden. Tabii ki 1509 depreminden gerekli ders çıkarılmış ve e, kamu binalarının yapımı, ibadethanelerin yapımı tabii ki burada Mimar Sinan'ın büyük bir katkısı var. Onun e, büyük bir dikkatle yaptığı işte Süleymaniye Camii'nin temellerinde 5 e, yıldan fazla bir çalışma yapıyor ki bütün zeminin... E, statik problemlerini çözmeye çalışıyor. Zemini güçlendiriyor. Zemini güçlendirdiği için üzerine yaptığı binada güçlü oluyor. Ve asıl binayı yapıp bir an önce açılış kurdelasını kesmek değil sağlam bir bina yapmaya odaklanıyor. Kanun Sultan Süleyman'ın acele etmesine rağmen ve inşaatı kontrol etmesine rağmen bu alanda çok sayıda anekdot vardır. Buna rağmen o bir e, sorumlu bir mimar olarak, bir bilim insanı olarak, sorumlu bir devlet adamı olarak e, önce binanın sağlamlığını esas alıyor. Ve şimdi onun yaptığı binalar, hepsini görüyoruz adeta e, geçen yıl yapılmış gibi, dün yapılmış gibi sapasağlam ayakta. Dolayısıyla biz Mimar Sinan'ın torunları olarak yaptığımız binaları sağlam yapmak, Yaptığımız e, eserleri gelecek yüzyıllara, gelecek 5 asırlara, 10 asırlara, 20 asırlara taşıyacak sağlamlıkta yapmak. yapmak. E, burada e, bunu hatırlatmakta fayda var diyorum. Ve Mimar Sinan'ın torunları olmakla, e, övünmekle birlikte bu yönüne daha fazla dikkat etmeliyiz diye düşünüyorum efendim. Hocam 500 sene önce... E, Yaklaşık 1509'dan 50 sene sonra gerçekleşen depremde alınan önlemlerin sonuç verdiğini görüyoruz. Biz bir deprem coğrafyasında yaşıyoruz. Endişeliyiz, temkinliyiz. Ama günümüzün teknolojisi çok ileride. 500 sene önce buna önlem alınabiliyorsa, sağlam binalar yapılabiliyorsa, günümüzde de atılacak adımlarla, önlemlerle bunun üstesinden çok rahat gelebileceğimizi de böylelikle anlıyoruz. Bir diğer nokta da, çok güzel ifadeler kullandınız mimar Sinan için. Son dönemde yapılan camilere baktığımızda ya mimar Sinan döneminde yapılan cami kadar bile bir mimariye sahip olmuyor ya da onun aynısı yapılıyor. Bu da 500 sene önce mimar mimar Sinan'ın ne kadar büyük bir vizyona sahip olduğunu gösteriyor. Elbette iyi örnek hep tekrarlanıyor. En iyi örnek Mimar Sinan bu kutsal mekanların inşasında ve korunmasında. Mimar Sinan hem Süleymaniye'yi hem Selimiye'yi yaptığı gibi Ayasofya'yı da bugün 1500 yaşını aşan Ayasofya'yı da koruyan yüce bir mimardır. Eğer Mimar Sinan olmasaydı Ayasofya bugüne gelemezdi. Ve gelecek nesiller Ayasofya'yı bu zinde haliyle göremezdi. Çünkü o işte 1579'da yaptığı son müdahaleyle ben Ayasofya'nın eline bir baston verdim. O kıyamete kadar yaşayacaktır demesi onun ne kadar uzun yaşayacağını gösteriyor. O dokunuşlar sayesinde o dokunuşlar günümüze tabii, kadar geliyor. Tabii ki tabii ki. Bütün o Ayasofya'nın statik problemlerini çözüyor ve yerleştirdiği payandalarla ve inşa ettiği minarelerle hem bir estetik görünüm veriyor hem de onu ebediyete kadar yaşaması için gerekeni yapmış oluyor. Biz işte Mimar Sinan'ın torunları olarak hem miras aldığımız değerleri, mimari eserleri hem de kendi inşa ettiğimiz eserleri Gelecek yüzyıla taşımak noktasında bir mihenk taşımız var, bir rol modelimiz var. Bugün Mimar Sinan'ın yaptığı eserlere benzer yeni camilerin yapılması aslında o kültürün, o anlayışın devam etmesidir. O koca Mimar Sinan'ın yaptığı eserlere gösterilen hürmetin bir... Devamıdır diye düşünüyorum. Elbette Çamlıca Camii yapıldı İstanbul'a. Anadolu yakasında, tarihi İstanbul'un hemen karşı tepesinde, yine İstanbul'un en yüksek noktalarından birisinde. Bunun bir Süleymaniye modelinde, bir Ayasofya modelinde, bir Sultanahmet modelinde yapılması aslında bizim bir devamlılık gösterdiğimiz 500 yıl önce yaptığımız eserlere saygı duyduğumuz ve bir kendi klasiğimizi oluşturduğumuz anlamına geliyor. Benim bakış açım böyle. Yine Barbaros Hayrettin Paşa için Levent'te çok güzel bir cami inşa edildi. Bu da klasik eserlerimizin yeni malzeme ile yeniden üretilmesi ve benim öğrendiğime göre burada kullanılan malzeme de birkaç asır yaşama imkanı olan malzeme o bakımdan da bu eserlerin yeniden gençlerimiz tarafından genç mimarlarımız tarafından yapılması Aslında Mimar Sinan ruhunun yaşaması demektir bu şekilde telakki ediyorum şimdi 1509 depremine temas ettik. Evet. Biraz önce 1566 dedim ama yanlış söyledim 1766 depremine yine temas ettik. E, 1766, Onu evet 1766. 3. Mustafa devri. 3. Mustafa döneminde 1509'daki kadar hasar almadığını siz söylediniz. Hı. Devam eden senelerde yine depremler görüyoruz. 19. yüzyılda Sultan II. Abdülhamit döneminde bilimsel çalışmalara da sanırım yer veriliyor değil mi? Evet. O dönemlere doğru gidelim isterseniz. Tabii ki... E... Sultan Abdülhamit dönemi birçok bakımdan incelemeye değerdir. İmparatorluğun en uzun yüzyılı diye İlber Hocamız 19. yüzyıl tarif etti. Belki de imparatorluğun en uzun yüzyılının en önemli son 33 yılı onun devrinde geçti. Sultan Abdülhamit döneminde, ee, 1868'de e, kurulan rasathane devam ediyordu. Ee, Abdülaziz döneminde 1868'de İstanbul'da modern bir rasathane kuruldu. 1894 depremi olduğunda bu rasathanenin imkanlarının e, genişletilmesi ihtiyacı ortaya çıktı e, ve burada e, Sultan Abdülhamid e, Atina Rasatane müdürünü e, İgnitis'i davet ederek 1894 depreminin analizini istedi ondan. Bizim e, 1868'de kurulmasına rağmen Rasatane e, çalışmalarımız e, yeterli geldi ya da gelmedi. Ama bir uzman görüşüyle e, 1842'de kurulmuştu Atina Rasatanesi. Onların daha fazla tecrübesi vardı. O tecrübeden istifade etmek üzere bu depremin esas nedeni nedir? Buna ve fay hatları neredendir? Bu fay hatlarının bir haritasının güncellenmesi mümkün müdür? Daha önce de fay haritaları vardı. Bunları güncellemek ve bu konuda bilimsel araştırma yapmak üzere doktoru Ignitis'i davet etti. Ama aynı zamanda Rastanin'in ekipman bakımından da ve orada çalışan kadronun da akademik olarak güçlenmesi için de destek verdi. İki tane sismograf siparişi verildi. Birisi Atina'dan, birisi İngiltere'den ve bu sismografların bu şekilde tercih edilmesi, iki farklı ülkeden teknoloji farkını ya da bu ölçümlerin doğruluğu ve bir kıyaslanması açısından dikkate değerdir diye düşünüyorum. Bilime verdiği de Osmanlı dönemi tabii ki tabii Sultan Abdülhamid bazen kendisini sevmeyenler tarafından bir bilime karşı bir tavır sergilediği şeklinde yorumlanır. Bu tamamen yanlış bir algıdır. Halbuki Sultan Abdülhamid ...bilime, gelişmeye, teknolojiye çok açık bir e, yöneticidir. Ve bunu da e, deprem konusunda göstermiştir. 10 Temmuz 1894'te olmuştur deprem. Bir hafta sonra e, yabancı e, deprem uzmanları e, Türkiye'ye davet edilmiştir. Yani İtalyan ve Yunan olmak üzere. Şimdi e, Abdülhamit'in bu şekilde bir tercihte bulunması kendi uzmanlarımızı yetiştirmek ve bunun için de e, bilimsel açıdan da dünyadaki gelişmeleri takip etmek arzusudur. Ne yazık ki mesela e, ne yazık ki şunu söyleyeceğim, e, 31 Mart hadisesi olduğunda hı hı. Maçka'daki sismograf ve rasatane talan edilmiştir. Yani 31 Mart daha e, modernleşmeci, daha ilerici bir hareket olarak e, bilinir. Ama bu tür toplumsal hareketler bazen ülkenin gelişmesine de zarar verir. Ve onların hiç e, maksatları olmadığı şekilde ve imajlarını yıpratmasına yol açacak bu eylem olmuştur maalesef. Ve e, 1909'da Rasathane e, işlevini yerine getiremez hale gelmiştir. 1898'de Salih Zeki Rasathane müdürü tayin etmiştir Abdülhamit. Salih Zeki çok büyük bir bilim adamıdır, matematikçidir, fizikçidir. Ee, Halide Edip'in ilk eşidir. Yani çok karizmatik bir insandır ve bilime de büyük bir katkısı vardır. 14 yıl Rasathane müdürlüğü yapmıştır. Daha sonra bu Rasathane Kandilli'ye taşınması yine Salih Zeki'nin ve onun... Ee, Fünun'dan arkadaşı olan e, Mehmet e, Fatin Gökmen e, Bey'in katkısıyla olmuştur bugünkü Kandilli Rasathanesi ve e, Maçka'daki tesislerin taşınması sayesinde olmuştur. Burada tabii ki marif vekili olan Emrullah Efendi'yi de rahmetle anmamız gerekiyor. Salih Zeki'nin ve, ve Mehmet Fatin'in e, Fünun'dan arkadaşıdır Emrullah Efendi marif vekili olduğunda Rasathane'ye, ehemmiyet vermiştir. Ee, yine Salih Zeki ve Mehmet Fatini orada e, görevlendirerek Kandilli'de İcadiye Tepesi'nde bugün Üsküdar'da bulunan Kandilli'de arazi tahsis ederek ve yeni e, sismograflar ve yeni alet edevat alarak burayı e, geliştirmişlerdir. E, 1911'dir ama yine zaman e, kaybediliyor. Aradan bir süre geçiyor. Evet, evet. Aradan bir süre geçiyor. Burada tabii ki önemli olan e, Salih Zeki ve Mehmet Fatin e, Gökmen'i, e, onları da rahmetle analım. E, Abdülhamit Devri'nin e, önemli e, bilim adamlarıdır ve Türk e, Türkiye'de deprem biliminin gelişmesine kayda değer e, katkılar sunmuşlardır. Cumhuriyet dönemi dediğimizde de yine 1930'da ve 1939'da iki önemli büyük deprem görüyoruz. Biri sanıyorum Hakkari'de, diğeri Erzincan'da Evet. ve sonra da herkesin yakından bileceği ve konuşacağı 99 depremi söz konusu olacak. İsterseniz Cumhuriyet dönemindeki zelzeleler derken önce 1930 ve 1939 yıllarında cereyan eden bu iki depreme temas ederek sohbetimizi sürdürelim. Öyle mi? E, tabii bu arada bir de e, 1901'de bir İstanbul depremi var. Yine o e, Abdülhamit'le de ilgili bir tarafı Hı. var. E, ona da e, vaktimiz varsa ona da temas etmek tabii isterim. Hocam, ben e, çünkü Abdülhamit böyle endişeli, korkak e, gibi ifadelerle tenkit edilen bir padişahtır. 1901'de İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda e, Kurban Bayramı Bayramlaşması esnasında bir deprem meydana geliyor muayede salonunda. Hı hı. Sultan Abdülhamit Yıldız Sarayı'nı kullanan bir padişahtır. Ama bayramlaşma merasimleri yılda iki defa Dolmabahçe Sarayı'nda yapılır. Dolmabahçe Sarayı adeta bir bayramlaşma sarayı haline gelmiştir Abdülhamit döneminde. 1901'de Kurban Bayramı bayramlaşması esnasında tam... Deprem oluyor ve o büyük avizeden parçalar yere dökülüyor. Yabancı misyon şefleri korkarak camdan atlıyorlar. Korumalar, asker korumalar, onlar da can ile camdan atlıyor, camlardan atlıyorlar. Camlar kırılıyor çünkü ve Abdülhamit hiç metanetini kaybetmiyor. Bir elinde kılıcı var, kılıcına dayanarak ayakta duruyor. Ve e, sarsıntılar kesilince muayyede devam etsin diye gür sesiyle e, sesleniyor. Ve bunu da yabancı diplomatlar kendileri ülkelerine yazdıkları raporlarda yazıyorlar. Anlatıyorlar. Evet. Yani bir deprem esnasında aslında e, kaosa yer vermemek lazım. Sakin bir tavır sergilemiş. Evet. Metanet içinde olmak lazım. Ve kargaşaya yol açmak o... İşte insanlar e, kaçışma da ve plansız bir binaları boşaltmada izdihamdan dolayı hayatlarını kaybediyorlar. E, Sultan Abdülhamit hiç metanetini bozmuyor. Kılıcına dayanarak e, depremin sarsıntının geçmesini bekliyor. Ve ondan sonra sarsıntı geçtikten sonra da e, muayede devam, Sırsız, etsin, devam diyor. etsin. Bu etkileyici bir şey. Tabii. Padişah aleyhine yapılan evhamlı, işte endişeli, her şeyden nem kapan bir yaratılışı var diyenler aslında bu hadiseye bakarak yorumlarını yeniden gözden geçirebilirler diyorum. Ve bir depremde de ne yapılması gereken, tabii ki biz bugün modern bilimin ışığında depremde nasıl korunacağımızı işte önce kafamızı korumak, cenin pozisyonu almak tabii. ve işte bir üçgen oluşturmak bu gibi bilgilerimiz var ama bunlardan birisi de izdihamdan özek uzak durmak ve endişeye kapılarak şuursuz hareket etmek O kaos işi zorlaştırır. Ha, kaos tabii tabii. Kaossa kapılmamak gerekiyor. Bunu da 1901'deki bu deprem hadisesinde görmüş oluyoruz. Evet bu coğrafyada çok Hı. deprem yaşanmış hocam. Hepsini tabii konuşmamıza e, sürü açısından imkan evet. yok. E, bu yüzden hani yavaş yavaş yakın dönemde yaşanan depremler... Tabii Anadolu bahsedelim. bir e, deprem bölgesinde Bölgesi. bulunuyor. Bizim topraklarımız, e, ana vatanımız e, bu deprem konusunda çok sayıda e, bir tecrübeye sahip. Özellikle Cumhuriyet döneminde... 1930'da Hakkari'de meydana gelen depremde 2500 kadar vatandaşımızı kaybettik. Türkiye'nin 20. yüzyılda yaşadığı büyük depremlerden birisi 26 Aralık 1939'da Erzincan'da meydana geldi. Bu 7,9 şiddetinde bir depremdi ve resmi kayıtlara göre 32.000'den fazla vatandaşımızı kaybettik. Bu da çok o günkü Cumhuriyetimizin o günkü nüfusuna oranla çok büyük bir kayıptı. Erzincan'da neredeyse taş üstünde taş kalmadı. Bütün Erzincan yıkıldı. Orada yıkılmayan eserlerden iki tanesi söz konusu. Bu, bu da tarihi eserler. Birisi de Almanların yaptığı tren istasyonu. Dolayısıyla bir yapı yapılırken hakikaten onun bilime göre, deprem gerçeğine göre yapılması esas alınmalı. Onu bir kez daha görmüş oluyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nın bu sıkıntılı günlerinde meydana geldi Erzincan depremi. Dolayısıyla bizim Cumhuriyet devrindeki muhayyilemizde de, apayrı bir yeri var. Yine bu depremden hayatını kaybedenlere rahmet dileyelim. İlk defa o zaman gazeteler depremde insanlar nasıl davranmalı, nasıl kendilerini korumalı, deprem sarsıntıları meydana geldiğinde ne gibi önlemler almalı bu konular gazeteler vasıtasıyla kamuoyunda tartışıldı. Yazılı bu, basında boy göstermeye evet, başladı bu tarz haberler. Evet evet bu tarz haberler 1894'te e, Abdülhamit e, halkın arasında korku yayılmasın, e, İstanbul'da olan bu hadise Anadolu'daki vatandaşlarımızı üzmesin ya da e, başka olumsuzluklar olmasın diye basına e, bu konudaki haberler e, sansürlendi. ama e, 1939'da Erzincan depremi fırsat bilinerek kamuoyu aydınlatıldı. Bu da Cumhuriyet devrindeki dikkat etmemiz gereken hususlardan birisi. O 2. Dünya Savaşı'nın sıkıntılı günlerine rağmen bu kamuoyu bunu tartıştı. Bunun da faydası görüldü. Bu depremden yaklaşık 60 yıl sonra yine aziz milletimiz büyük bir Depremle karşılaştı. 17 Ağustos 1999 depremi, bu da milletimizi çok üzdü, çok büyük kayıplarımız oldu. Gölcük merkeziydi, Gölcük ve İzmit depremi olarak kayıtlara geçti bu, bu deprem ve burada da resmi açıklamalara göre 19 bine yakın bir vefat sayısı var. 50 bine yakında yaralı sayısı vardı ama e, gazetelerde, e, yorumlarda dile getirilen bunun e, daha üstündeydi. E, Richter ölçeğine göre 7,4 şiddetindeydi 99 depremi. Ve e, 16 milyondan fazla insanın yaşadığı Marmara bölgesini etkiledi. Sadece İzmit Gölcük değil. E, bu 1509 depremi de aslında... İzmit açıklarında hissediliyor. Bu depremler 1766 depremi Yeşilköy açıklarında İstanbul açıklarında diye ifade ediliyor. 1766 depremi o kadar büyük bir coğrafyaya etkiliyor ki o kadar şiddetli Kahire'den de hissedildiği ifade ediliyor. 1999 depremi tabii ki yakın tarihimizde hepimizi çok etkileyen bir deprem oldu ama bundan daha büyüğü 20. yüzyılın en büyük depremi 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem oldu 11 şehrimizi etkiledi o şehirlerde bazı şehirlerimizde tamamen binalar yıkıldı, ama milletimiz, devletimiz e, yek vücut olduğu milli bir seferberlik ilan edildi ve bu şehirlerimiz bugün e, yeniden ayağa kalkıyor. Bu bölgeleri siz de ziyaret ettiniz, ben de ziyaret ettim. E, devletimize şükranınız. şükranınız, e, vatandaşımız e, devletimize e, güvenerek e, geleceğini e, şekillendirmek noktasında herhangi bir endişeye kapılmasın Ben inanıyorum ki bu şehirlerimiz çok kısa bir zamanda daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacak ve e, bu bölgede e, bir daha böyle bir e, afetle e, karşılaşmayacağız karşılaştığımızda da kayıplarımız e, bu kadar olmayacak Çünkü e, e, değişik bakanlıklarımız çok büyük bir Gayret gösteriyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bizzat e, buradaki çalışmaları takip ediyor ve e, çok başarılı sonuçlar alınıyor. E, tabii ki vefat eden vatandaşlarımız e, için üzüntümüz büyük. Onların e, mekanı cennet olsun, Aynen. ruhları şad olsun. Ama e, onların evlatları, hayatta kalan evlatları, yeni nesiller, buradaki vatandaşlarımız. E, deprem gerçeğini öğrenerek, deprem e, öldürmez, çürük binalar öldürür. E, bu noktada milletimiz yeni bir bilinç kazandı diye düşünüyorum. İhmalkarlık öldürür, bilinçsizlik evet. öldürür. Evet, evet. Kötü yapılar evet. öldürür. Biz e, tabii ki e, Biruni'nin torunlarıyız, mimar Sinan'ın torunlarıyız, e, Abdülmecit'in e, yak, Gösterdiği yaklaşım gibi deprem karşısında bilimsel e, verilere bakarak hareket etmeliyiz ve bir daha fay hatları üzerine ya da fay hatlarının yakınlarına e, binalar yapmaktan sağlam olmayan e, mimari hizmet alınmadan e, mühendislik hizmeti alınmadan yapılan binalardan uzak durmak noktasında. Milletimiz büyük bir bilinç kazandı. Bu bilinç bizi daha bundan sonra karşılaşacağımız doğal afetlerde hayatta kalmamız ve kayıplarımızı en aza indirmemiz noktasında faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Haritamız ekranda siz son olarak Kahramanmaraş'a 6 Şubat depremine temas ettiniz. Burada da Hatay, Kilis. Gaziantep, Osmaniye, Adana, Kahramanmaraş, Merkez zaten Adıyaman, Malatya hatta öyle ki Karadeniz'deki dostlarımız Ordu'dan Tokat'tan dahi bu depremi o gece hissettiler. Bu da e, ne kadar büyük bir felaketin olduğunun göstergesi. Siz cümlelerinize 6 Şubat Kahramanmaraş depremini anlatırken zaten 100 yılın felaketi, 100 evet, yılın evet. en büyük depremi diye başlamış evet. Ee, bu bu coğrafyada e, son 20 asırda e, 34 büyük deprem oldu. Bu ortalama e, 70 yılda büyük deprem olduğunu gösteriyor. E, bu, bu bakımdan e, bu coğrafyada yaşayan bizler olarak 7'den 70'e bütün Türk milletinin fertleri doğal afetlere karşı e, iyi bilgi sahibi olmalılar, akıl dışı ve bilim dışı yaklaşımlardan uzak durmalıyız ve doğaya meydan okumak yerine doğanın gerçeklerini bilerek ona göre e, hareket etmeliyiz. İbn Sina gibi düşünmeliyiz, Biruni gibi düşünmeliyiz, Kant'ın yaklaşımından istifade etmeliyiz ve e, irademizle e, daha sağlam yapılar içinde olmak için ve daha sağlam binalar inşa etmek için gayret etmeliyiz. Hocam şimdi 39 depremine basında yeni yeni yer alıyor ifadesini kullandığınız olan deprem. Şimdi 39 ile 99 arasında epey bir zaman var. 59-60 sene Var. 60 sene tabi. 60 ki. sene boyunca bir de bu denli büyük bir deprem 99 hmm. yılına kadar yaşanmadığı için jenerasyon da değiştiğinden ötürü o an ben hatırlıyorum ne olduğunu milletimiz anlayamamıştı da hani bunun deprem olduğunu da o an çok fazla anlayamamıştık. Sonradan ya deprem diye zelzele diye bir şey varmış işte sanatçılar zelzele ile alakalı eserler icra etmeye başladılar şarkılar yaptılar. Çok aralık olarak birbirinden uzak olduğu için 99 depremi daha zor geçti sanki. Tabii ki Kahramanmaraş evet, evet. depremi de çok büyük bir deprem, çok büyük bir alan etkilendi ama en azından 99 sonrası bir deprem bilinci oluşmuştu. Ama 39 sonrası 99'a kadar bunun varlığından da birçok kişi haberdar değildi. Bilmiyorum katılır mısınız? Evet doğru bir tespit yaptınız. 39 depreminden sonra bizim bina yönetmeliğimiz, bina inşa etme yönetmeliğimiz ortaya çıktı ve bu 99 sonrası da bu sağlam binalar yapmak konusunda yeni yönetmelikler çıktı. Bunların tabii ki iki etkisi var. Bir Bina yapım tekniği, bina e, yapım teknolojisinde gelişmeler oldu, malzeme e, çeşitlendi, daha sağlam malzemeler ortaya çıktı ve bir de depremlerin ne kadar yıkıcı olduğu ölümcül olduğu görüldü. 99 depreminden sonra da oldu bu. E, tabii ki 2023 depreminden sonra da e, bu konuda e, ulusumuzda büyük bir bilinç meydana geldi bu sizin değerli programlarınız vasıtasıyla bu bilinç her gün yeniden e, güçleniyor. Bu bakımdan milletimiz e, milletimiz ve gençlerimiz e, bütün fertlerimiz 7'den 70'e deprem konusunda e, rasyonel e, verilere dayanarak Önlemlerini almalılar. Ben ne yapabilirim diye düşünmesinler. Binada hasar varsa bildirmek bile bir önlemdir. Kesinlikle, kesinlikle ve bir hepimize daha... bir şey düşüyor yani evet, bu anlamda. Hepimize bir şey düşüyor ve e, evsiz kalmak tabii ki e, zor bir şey. Ama hayattan kopmak daha kötü bir şey. Sevdiklerimizden uzak kalmak e, hiç tercih edilecek bir durum değil anne babayı yalnız bırakmak ya da anne babaysak çocuklarımızı annesiz babasız bırakmak evsiz bırakmaktan daha tercih edilecek bir durumdur diye düşünüyorum. Bu bakımdan hakikaten evlerimizde ya da birimlerimizde kurumlarımızda deprem konusunda herhangi bir tereddüt varsa gereğinin yapılması en önemli bilinçli harekettir diye düşünüyorum. Uzmanlar, mimarlar, mühendisler dikey mimariden ziyade yatay mimari öneriyorlar. bu anlamda önümüzdeki süreçte de herkes elini taşın altına koyarsa bu süreci hep birlikte daha kolay atlatırız diye düşünüyorum. Evet. İbn Sina onun formülünü vermiş. Ağaçlardan daha büyük binalar yapmayın. Yani yatay mimari olsun, yaptığınız binalar estetik değeri olsun, insanların e, aralarında yürürken doğal kabul edecekleri bir e, ortamda olsun. E, adeta binalar insanların üzerine doğru yürümesin ve bir deprem anında da insanların üzerine e, yıkıldığında da insanlara zarar vermesin. E, bu, bunu düşünüyoruz ve yeni şehirlerimizi kurarken dikey mimari yerine yatay mimarinin tercih edilmesi, kendi geleneklerimize, kendi mimari tecrübemize dayanarak sağlam binalar yapılması, bizim çıkaracağımız en önemli derstir diye düşünüyorum. Çünkü biz mimar Sinan'ın torunlarıyız, mimar Sinana yakışan binalar yapmalıyız. Bir de şurada gençlerimize. Şöyle bir seslenişte bulunmak istiyorum. Buyurun. Gençlerimiz özellikle depremden sonra inşaat mühendislerine büyük sorumluluklar düştüğü için, deprem mühendislerine büyük sorumluluklar düştüğü için bu meslekleri tercih etmez oldular. Halbuki onlar hakikaten o gençlik iradeleriyle o gençlerin meydan okuma ben daha iyisini yaparım düşüncesiyle, iradelerini ortaya koyarak ben de mimarsının torunu olarak onun gibi sağlam binalar yapacağım iradesini göstererek inşaat mühendisliklerine, jeoloji mühendisliklerine, deprem bilimine daha büyük cesaretle ilgi göstermelerinin zamanıdır diye düşünüyorum. Kesinlikle. Çünkü bir üniversite mensubu olarak gözlemlediğim gençlerimizin bu alanlara daha az tercih etmeye başladıkları noktasında. Halbuki tam tersi olmalı. Bizim en başarılı öğrencilerimiz inşaat mühendisliği gibi alanlarda görev yapmalı, deprem bilimciler olmalı ve bu alanda da ülkemize hizmet etmek için bir yarışa girmeliler diye düşünüyorum. Geleceğin mimar Sinanları çünkü onlar içinden çıkacak. Kesinlikle. Bilinçlenelim, bilinçli olalım, ihmal etmeyelim. İhmal öldürür diyoruz. E, hocam çok teşekkür ederiz. Evet. Anadolu'da yaşanan sarsıntıları, depremleri e, güzel bir şekilde bizlerle aktardınız, paylaştınız. Sağolunuz. Ben tabii son sözü olarak milletimizin e, çok başarılı e, bir geleceğe kavuşmasında özellikle TOKİ idaresinin yaptığı konutların bu e, Maraş depreminde e, büyük hasarlar almaması sağlam olarak ayakta kalması bizi geleceğe dair umutlandırıyor. Yine e, bu gibi kuruluşlarımız e, öncülük yaparak milletimizin sağlıklı bir ortamda yaşaması, sağlam binalara kavuşması ve burada rol model olması açısından da e, Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği destekle e, yeni şehirlerin kurulması ve burada tekrar e, TOKİ'nin öncülük etmesi, o güçlü referansını kullanarak geleceğin mühendislerine, mimarlarına, müteahhitlerine öncülük etmesi de sevindirici bir durum. Burada tabii ki kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Onların bize emanet ettikleri, sevdiklerinin de esenlikler içinde, mutlu bir şekilde yaşamalarını bütün milletimizin bir daha böyle bir afetle karşılaşmamasını, karşılaşsa da en az kayıpla atlatmasını temenni ederek davetiniz için de teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. İzleyenlerimize saygılarımızı Teşekkürler hocam. Profesör Doktor Süleyman Kızıl bizlerle birlikte oldu. Anadolu'da gerçekleşen depremleri konuştuk. Bu vesileyle bir kez daha coğrafyamızda yaşanan depremlerden ötürü hayatını kaybedenleri rahmetle anıyoruz. Allah rahmet eylesin diyoruz. Evvel zaman içinde de bu hafta Anadolu'daki depremleri konuştuk. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.